Muhammed Gümüşkaya istatistiklerine şöyle bir bakalım. Neredeydi o? O en iyi asistçiyiz arkadaşlar. 7 asist. 8 maçta 7 asistle maç başına 0.88 asist ortalaması ile oynuyoruz. Ve ortalama ratingimiz 9.3 ve 8 maçta attığımız 5 golle de şu anda iyi noktadayız. Bir sonraki karşılaşmamız Göztepe'ye karşı. Hiç vakit kaybetmeden o maça da çıkalım. Formalar işte gece mi gündüz mü? Bakın bir dakika ona bir akşam maçı. Abi saçma işte, bunu gündüz oynatsan anlarım. Eyvallah derim. Bu maçta da böyle oynayalım arkadaşlar. Alternatif formamızda oynuyoruz. Göztepe mücadelesine başlıyoruz. Bir an Valbuena'ya benzettim ya. Bir anda ona benzettim. Valbuş. 8.5 ile oyna, %50'lik top sürme oranın olsun ve takım olarak %60'lık bir topla oynama yüzden olsun diyor. Tamamdır, elimizden geleni yapacağız. Joel Obi ileri oynadı. Serdar Aziz girdi araya. Top bizim önümüzde kalıyor. Aldık. Samatta. Şimdi Samatta'nın önüne tekrar bırakmak için çaba göstereceğim. Olmadı. Araya girdik. Güzel. Hatamızı düzelttik. Topu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ ayağımla. Ne oldu? Ha, bir an durdu sandım. Vur! İşte bu. Samatta. Bu golleri bu sezon çok attık. Samatta ile birlikte bu sezon bu golleri çok attık. Bir an fark ettiniz mi bilmiyorum. Görüntü böyle bir geriye gitti, bir şey oldu. Dedim ki galiba offside falan ama offside'lık bir durum da yoktu yani. Ya da faul oldu falan dedim. Bir an kafam karıştı orada. Allah'a şükür pozisyonu heba etmedik. 9. dakikada 1-0 öndeyiz Göztepe karşısında. Göztepe geliyor sağ kanattan. Göztepe çok güzel bir orta yerden. Of, Altay. Güzel kurtardı. Gerçekten güzel kurtardı. Pozisyon çok iyiydi. Ha, tamam, açı biraz değil bayağı gitmiş ama bizim işimize geldi bu da. Tamamdır, güzel. Geçmiş olsun. Şimdi pasımızı oynuyoruz. Ferdi Kadıoğlu önümüzü bıraktı. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Sol ayak sakin. Sakla topu. Sağ ayağıyla şut gelmedi. Bir şut denemesi daha, o da olmadı. Titanik mi? Ha, ben de ne Titanik dedim ya bir an. Sol ayak vurana vurana vurana, az farkla dışarıda. Önüme bırak. Çok güzel, çok güzel. Muhammed Gümüşkaya vurdu gol. 1-0, pardon, 2-0 öndeyiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, sinirim bozuldu. Gol sevincini bir türlü izleyemiyoruz ya ama sinirim bozuldu. Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle skoru 2-0'a getiriyoruz. Durmak yok, yola devam. Al o topu, alamadık. Alsaydık var ya, Samatta'nın kim, o Samatta mı? Al o topu, şimdi aldık. Güzel. Benim önüme de bırakabilirsin. Çok güzel. Şut deneyeceğim. Şut deneyeceğim. Kaleci güzel çıkardı yalnız. Kaleci güzel çıkardı. Şut çok iyi değildi. Tam köşeye gitmedi ama kaleci güzel çıkardı. 23 numarasıyla Semih Şentürk'ü hatırlatan bir futbol sergiliyor Muhammed Gümüşkaya. Sol ayağıyla güzel bir şut gelir mi? Olmadı. Devam ediyoruz. Top şu an bana ulaşıyor. Dribbling. Sprintin yok lan oğlum ya. Çalışmamız lazım. Yemin ederim çalışmamız lazım. Offside olmasın. Oynama, oynama. Şimdi oynayabilirsin. Güzel bir çalım. Güzel bir çalım. İçeriye girdik. Şutumu çekeceğim oradan. Şutu çektim. Kerim girdi araya. Şimdi tekrar Muhammed Gümüşkaya. Muhammed'den güzel bir şut kaleci. Kaleci Arda kurtarıyor. Şey yok, tertemiz. Önüme bırak. Şutu çektim şimdi kaleciye. Güzel çıkardı tekrar. Yalnız şut iyi değildi. Bu sefer şut iyi değildi. Orta güzel. Kafa geldi, gol. İşte bu. En sonunda tutturduk. En sonunda kornerden asist yaptık arkadaşlar. Serdar Dursun atıyor. 3-0 öndeyiz.
Teşekkür ederim Serdar. En sonunda bana kornerden asist yapmayı nasip ettiniz. Hala bitmedi pozisyon. Hala bitmedi. İlk yarı 3-0'lık üstünlüğümüz de sona eriyor. İkinci yarıda inşallah bir gol daha bulabiliriz. Aldık topu. Keşke şu benim gösterdiğim mücadelenin yarısını siz göstersiniz. Geri oyna, geri oyna, geri oyna. Sakin, sakin. Sakin. Orta yapacağım. Orta yapacağım. Kaptırmazsam orta yapacağım. Pasın oynadı şimdi. Koyma kaptık topu. Ortayı yap. İsabetsiz. Pasımı aldım. Pasımı aldım. Aşırtma deneyeceğim. Yine sakatlandık ya. Abi çok fazla sakatlanıyoruz. Çok fazla sakatlanıyoruz. Bakın şimdi geriye dönemeyeceğim için, pozisyonumda olmayacağım için puanım düşecek. Orta güzel. Orta güzel. Şut da güzel. Aa, dışarıda. Ben gol sandım bir an. Adım adım içeriye doğru kat ediyorum. Pasımı oynadım şimdi. Serdar Dursun. Şutu çek. Serdar Dursun vurdu kaleci son anda. Topu istedim. Oynamadı. Buradan kaleyi deniyorum. Bir şey merak ediyorum. Bakın vallahi de billahi de bir şey merak ediyorum. Top geldi ya, burada kim? Bizim oyuncu mu bana oynadı yoksa yani bizim oyuncu mu bana oynadı? Ben her top istediğimde de bana oynamayın abi ya. Rakip mi çıkarmış? Ne olmuş? Anlayamadım açıkçası. Neyse. Dakikalar 67'yi gösterirken 10.0'la oynuyoruz. Of, o topu kaptırmayaydık iyiydi. Güzel şut. Kalecinin üzerine gitti maalesef. Güzel pas. Samat da şimdi sağ oynadı. Pelkas sanır. Crespo'ymuş. Crespo geri oyna. Aldık topu. Sol ayak. Sol ayak. Kalecinin üzerine vurma abi ya. Kalecinin üzerine vurma ya. Köşeyi tutturamıyoruz bir türlü. Güzel pas. Haydi at onu. At onu. At onu. At onu. Bir şut daha. Gelmedi. Haydi. Haydi gol olsun. Arda. Abi kalesinde bugün devleşti. Adeta devleşti. Bana geri oynamasaydın hemen. Güzel olacaktı ama neyse. Önüme bırak. Önüme bırak. Önüme bırak. Abi çok geç kalıyorsunuz ya. Pas oynamakta çok geç kalıyorsunuz. 10.0'la oynuyoruz. Ve maçın adını seçiliyoruz sanırım. Yani 10.0 artık daha ne olsun. Göztepe mücadelesinden 3-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Ve evet, maçın adamıyız. Hemen bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Bir sonraki karşılaşmamız Alanya'ya karşı, ardından Napoli'ye karşı maçımız var. Şöyle göstereyim size. İnşallah bir sakatlık kaza bela olmaz da. Bu arada en yakın rakibimize 8 puan fark atmışız. Çok iyi. Alanya mücadelesine gelin başlayalım. Şu formayı değişelim tekrar. Gündüz maçı mıydı ya? Gündüz maçı mıydı? Bir dakika görmedim. Gündüzse işte. Gündüzse karanlık formalardan seçelim. Mesela biz bunu alalım. Siz de bunu alın. Aynen böyle iyi. Belirgin olur en azından. Ah fazla gittim. İşin yoksa şimdi formaları bir daha yap. Arkadaşlar gündüz maç olduğu için rengi rahat bir şekilde belli olacak formaları seçiyoruz. Ve karşılaşmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Oo, rakip bayağı etkili geldi yalnız. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas ama bana ulaşmayacak maalesef. Çok güzel çektik topu geriye. Şimdi aldık. Top bizde. Sakin, sakin. Şutunu çek, şutunu çek kaleci Marafona. Fenerbahçe'ye çektiği röveşatayı hala unutmadım. Ceza sahası içerisinde Alanyaspor etkili geliyor. Korner. Ben bir an gol sandım onu.
Şimdi Samat da pasını oynadı ve sakatlandı sanırım. Aldık topu Muhammed Gümüşkaya. Muhammed vurdu. Maalesef dışarıya. Alanya etkili geliyor. Alanya etkili geliyor kaleci Altay. Dokunmasa da top dışarı çıkıyordu ama yine de ona reaksiyon gösterebilmesi güzel. Muhammed Gümüşkaya kendi çıkardığı topu kendisi kontrol etti. Şimdi Enner Valencia. Valencia. Yerden oynayabilirsin Valencia. Teşekkür ederim. Muhammed Gümüşkaya. Yine Allah'ım ya Rabbim yine sakatlandık ya. Vallahi yemin ederim sinir olmama geldi değil ya. Gerçekten sinir olmama geldi değil. Abi eyvah. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı bu arada. Umarım ciddi bir şey yoktur. Biraz golü bulduktan sonra şöyle hafif dinlendirelim bari onu. Şampiyonlar Ligi çünkü bizim için daha önemli. Ligin telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nin olmayabilir. Ve gol. İşte bu. 1-0 öndeyiz. Tamam bundan sonra bana kalsa oyundan çıkarsın beni de. Oyundan çıkarınca bu sefer hocanın gözünde düşüyoruz. Düştüğümüz zaman da bizi ilk 11 oynatmıyor ama biz ilk 11 oyuncusu olmaya devam etmek istiyoruz. O yüzden idare edeceğiz bu maç. Yalnız güzel golle 1-0 öndeyiz. Bright Osayi Samuel. Sprint atmayacağım. Olabildiğince sprint atmayacağım. Gücümü bütün maça yaymaya çalışacağım. Top geldiği zaman koşmayacağım, pas oynayacağım. Altay dokunmasa goldü ha. Altay dokunmasa goldü. Bakalım. Gerçekten yani Altay ona dokunmasa goldü o. Sakın 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 Wilson güzel vurdu. Top dışarıya çıktı. Samatta. Enner Valencia şimdi. Bakın her seferinde top ne zaman Valencia'ya gelse benimle oynuyor. Fark ettiniz mi? Şimdi hoca faul. Yani hoca. Bir de benim vurmama izin verseniz keşke ya. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 1-0 öndeyiz. Hedeflerimizi böylelikle tutturmuş oluyoruz. Gördüğünüz üzere 8.3 ile oynuyoruz. Ha bakın 8.5 oynamamız lazım. %50 top sürme başarısı ve mağlup olma diyor. O zaman biraz puan kasmaya bakalım. Top alıp verelim, pas dağıtalım, bir şeyler yapalım. Yapma, yapma, yapma. Davidson. Kaleci Altay araya girdiler. Güzel, güzel, güzel. Sakın, sakın, sakın. Güzel. Şimdi devam, şimdi devam. 8.8'e fırladık. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Şimdi soldan doğru ilerliyoruz. Valencia'nın önüne. Valencia at bunu. Valencia at bunu. Ne yapıyorsun Valencia ya? Gitti asistim ya. Alanyaspor tehlikeli denilebilecek yerden friki kullandı şimdi ve top direkten geri döndü. Bu pas kime ya? Bu pas kime? Vallahi şu an oyun karşımda olsa ona sormak isterdim yani oyundaki Ozan Tufan. Muhammed Gümüşkaya sol ayak. Muhammed içeri girdi. Muhammed keşke pasımı oynasaydın demeye gerek kalmadı. 2-0. Golü buluyoruz. İşte burada çok sert bir şutla topu ağlara göndermeyi bildik. 2-0 öndeyiz Alanya deplasmanında. Benim o. Benim o. Benim inan ki benim. Vallahi billahi benim. Sol ayak güzel bir şut ve top ağlarda gol. 3-0. 3-0. Orada topu inatla kovaladık. Ve burada gelip golümüzü rahat bir şekilde attık. Rakibin yaptığı hatayı affetmedik. Bir anda 3-0'lık bir farka ulaştık. Kendi adımıza 2 gol birden attık. Nine.
Vur 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 artık ona ya, vur. Orada ortalık o kadar karıştı ki herkes şut çekmeyi denedi, pas istedi, bir şeyler oldu. En sonunda top Valencia'nın önüne kaldı. Valencia da topu ağlara göndermeyi bildi Allah'a şükür. 4-0 NBA'yiz deplasmanda. Bir gol daha bulabilirsek hat-trick yapacağız. Kariyerimizde hiç hat-trick yaptık mı hatırlamıyorum. Sanırım yapmadık. 2 gol atabildiğimiz çok oldu ama sanırım ilk hat-trick'imizi yapamadık henüz. Hatırlamıyorum yani, yaptıysak da söyleyin arkadaşlar. Devam. Devam. Kaptırma be, kaptırma be. Güzel. Aldık mı? Aldık. Al onu, al al al. Güzel. Haydi hat-trick, haydi hat-trick. Güzel bir şut, direkten top ağlarda gol. Hat-trick. Muhammed Gümüşkaya hat-trick yapıyor. İşte bu. İşte bu. En sonunda yapıyoruz hat-trick'i. Daha önce yaptık mı? Gerçekten hatırlamıyorum. Eğer yapmadıysak ilk hat-trick'imizi yapmış oluyoruz. Zor oldu ama topu ağlara göndermeyi bildik orada. Tebrikler. Dördüncü gol için bastırıyoruz. Burada konsantre olmaktan konuşamadım bir türlü. Güzel geldik. Zar zor geldik ama geldik bir şekilde. Pas oynayabilirmişim belki ama ben gol peşinde koştuğum için görmedim sağımı solumu. Haydi haydi gol olsun. Valencia. İlla topu istemem lazım. Oynayın işte. Yap ortayı. Şut. 6-0. 6-0. 6-0. Alanya Spor deplasmanında 6-0'ı buluyoruz. Gol Mesut Özil. Hemşerim benim. Serdar Dursun'un ortası. Mesut Özil'e sadece o şutu çekmek kalıyor. Alanya deplasmanında 6-0 galip geliyoruz. Topu alalım. Güzel. 4 şut, 3 gol. Daha ne olsun. 3 hedefi de birden tutturuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ve işte Şampiyonlar Ligi mücadelesi. 12 maçta 10 gol, 11 asist. Çok güzel. Napoli mücadelesine de çıkalım bakalım. Haydi bakalım deplasmanda ne yapacağız? Bu arada 10. ayın oyuncuları aday listesi. Altay Bayındır, Samatta, Muhammed Gümüşkaya ve Giannini. Bakalım hangisi seçilecek? Haydi gelin Napoli mücadelesiyle yolumuza devam edelim. Biraz... kondisyonumuz eksik ama inşallah İtalya deplasmanında bunu bir şekilde telafi edebiliriz. Formaları böyle seçelim ve Gümüşkaya ile karşılaşmaya başlayalım. Haydi bakalım İtalya deplasmanındayız. Yanlış hatırlamıyorsam deplasmanda Şampiyonlar Ligi maçına yani çıktığımız ilk maç bu. Zaten 3. maçımız. Şimdi Muhammed Gümüşkaya. Muhammed! 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 Çok güzel bir şut. Kaleci harika çıkardı. Yani o güzel şutu aynı güzellikte çıkardı gerçekten. Gerçekten güzel şut ve güzel kurtarış. Şimdi aldık topu. Hocam faul. Kırmızı çıkar mı? Çıktı be, işte bu. Kırmızı çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. Güzel. Bir de frikiyi. Allah'ım biz kullanıyoruz. Frikiyi biz kullanıyoruz. Hadi bakalım. Beklediğimiz an geldi. Beklediğimiz an geldi. İnan ki heyecanlandım şu an. Gerçekten heyecanlandım. Sakin. 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 Ah be. Maalesef olmadı. Ama inşallah ikinci şansı bulabilirsek... olabilir. Biraz da hani şu dışarıdan bakacağım. Dışarıdan nasıl gözüktü diye. Ne kadar fark vardı diye. Oo, bayağı farklı gitmiş ya. Ama yeşil tutturamadık ya ondan. Antrenmanlarda bu pozisyonlar sıkıntı olmuyor benim için. Hani penaltı atar gibi atıyorum ama işte gerçek maçta olmuyor nedense. Mesut'un önüne bırakıyorum şimdi.
Geri oyuna güzel. Muhammed Gümüşkaya çalımını attı. Muhammed savuna çekti. Muhammed kaleye baktı. Şutunu çekecek Muhammed kaleci. Oo, kontrol edemedi. İkinci şansı değerlendirebilirdik. Maalesef biz uzak kaldı o pozisyon. Şimdi önüme bırak. Güzel. 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 Sol ayakla deneyeceğim. Sol ayakla deneyeceğim. Olmadı. Yani sol ayağımı çekemedim. Pasımı oynayacağım. Allah'ım, isabetsiz. Pas isabetsiz gitti lan. Bir türlü öne geçemedik ya. Bir türlü öne geçemedik. Pelkas. Bırak bırak, önüme bırak, güzel. Aldık topu. Sakin 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 sakin. Çek şutu. Sinirim bozuldu orada bir an. Belka as pasını oynadı. Şimdi Samat da oynamasan da olurdu. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed vurdu kaleci. Tamamla onu. Tamam, dur dur dur. Dur dur dur. Bizden mi çıktı? Korner. Çok güzel pas. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed çalımını atıyor. Muhammed ceza sahasına girdi şimdi. Topu sakla, topu koru. Topu koru. Yani yani hangi alanda zayıfız? Onu ben anlayamadım. Futbolcunun ne tarı, yani bilmiyorum ya. O tarz pozisyonları kaçırmamamız lazım. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. Çok yakın. Ağzımın içine kadar girdi. Görmüyorum ki bir şey. Yani tamam, heyecan yarattı. O kadar da heyecan yarattı. Bir önümüzü görelim ya. İlerle. Sakla o topu. Abi hızı yok. Yemin ederim hızı yok. Vallahi billahi hızı yok ya. Hızı yok ya. Hızı yok. Sinir ediyor beni. Yemin ederim burada sinir krizi geçirdim ya. Sprint çalışmamız lazım. Ne yaparsan yap. Oo, ceza sahası dışından bir gol atmamızı istiyor Pereira. Bu adam da bizden çok şey istiyor ya. Şutumu çekeceğim şimdi kaleci. Kornere çeldi. Zaten top dışarıya gidiyordu. Yerden oynadı şimdi. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed baktı kaleye. Muhammed vurdu kaleci. Alıyorduk lan. Neredeyse alıyorduk lan. Sağa git. Sağa git. Dur dur dur. Sakin. Ah be. Yine sakatlandım ya. Yine sakatlandım ya. Çıldıracağım artık ya. Vallahi yemin, yani kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım, şut çekerim adamdan geri döner. Neyse ki golü bulduk. Offside yok. Güzel. Mesut Özil ile 1-0 öndeyiz. Benim şutumu yanlış görmediysem Samat da engelledi orada. Attığımız gole bile sevinemez olduk. Sinirim bozuldu ya. Valencia mı? Yo, rakibe çarpmış. İyi bari. İyi bari. Samat da oyundan çıkıyor. Belki de aslında bizim çıkmamız lazım. Çünkü sakatlandık yani. Gerçi biz sakat halimizde bile takıma katkı sağlayabiliyoruz Allah'a şükür. Muhammed Gümüşkaya ileriye oynadı. Luis Gustavo. Serdar Aziz. Ferdi Kadıoğlu. Güzel paslaşmalar. Muhammed Gümüşkaya. Serdar Dursun'un önüne. Serdar Dursun, geri oynar mısın? Teşekkür ederim. Serdar, hoca faul yok mu? Şimdi aldık topu. Muhammed Gümüşkaya'dan sert bir şut. Maalesef kötü gitti. Önüme bırak. Çok güzel. Çok güzel. Bir de sol ayağımı çekebilirsem. Gol be, işte bu. İşte bu. 2-0. Hedefimizi tutturduk. Ceza sahası dışından gol atma hedefimizi tutturduk. Güzel. Evet, şu an bütün hedefler tamam. Çok iyi, tamamdır abi. 3'te 3 ve 3 puanla devam edeceğiz inşallah yolumuza. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya. İkinci golünü atıyor.
Karşılaşmadaki ikinci golünü atıyor Muhammed Gümüşkaya. Rakibin hatasını affetmeyeceksin abi. Rakibin hatasını affetmeyeceksin. Gerçi kötü vurmuşum şimdi doğruya doğru. Ama sert şutla bu işi hallettik. Belki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hat-trick'imizi yapacağız bu karşılaşmayla birlikte. Bir gol daha peşindeyim. Daha var. Daha 12 dakika var. Tertemiz pozisyon. Tertemiz pozisyon. Tabii ki de hat-trick peşindeyim. Tabii ki de hat-trick peşindeyim. Ama olmadı. Haydi, haydi Allah'ım, pas oynayabilirdim bomboştun. Özür dilerim ama hat-trick peşindeyim abi, hat-trick peşindeyim. Bomboştu ya, vallahi bomboştu. Normalde ben orada %1 milyon pas oynarım yani, garanti olsun diye. Ama hat-trick peşindeyim. Oo, çok güzel bir pozisyondu. Çok güzel bir pozisyondu. Altay güzel çıkarmış yalnız. İleriye git, ileri git. Çok güzel, çok güzel. Miha Zayt. Bir pozisyon nasıl içine edilebilir? Bunu öğrettiğimize teşekkür ederim. 3-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz. Attığımız 2 gol bu skoru oluşturmada büyük rol oynadı. Hat-trick peşindeydik, maalesef başaramadık onu ama 10 puanla maçın yıldızıyız. Ve sanırım bu galibiyetle birlikte gruptan çıkmayı garantiliyoruz artık, değil mi? Çünkü zaten bundan önceki maçta bile puan farkı bayağı fazlaydı. Galiba kaç puandı ya bilmiyorum, şimdi yalan da söylemek istemiyorum. Bir dakika. Şampiyonlar Ligi diyelim. 5 puan fark var. Hala garanti değil. Hala garantileyememişiz. Bakalım diğer temsilcilerimiz ne yapıyor? Trabzonspor maalesef 3 maçta 2 puan toplayabilmiş şimdiye kadar. Ligde sonuncu yani grupta. Onun dışında başka biri var mıydı? Galatasaray yine 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Bir de bakalım Beşiktaş ve Başakşehir ne yapmışlar? Başakşehir helal olsun, 7 puanla zirvede. Beşiktaş ise 5 puanla 2. sırada. Neyse, en azından burada işler yolunda. Ama Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Galatasaray'ın, yani temsilcilerimizin durumu çok da iyi değil maalesef. İnşallah toparlayabilirler. Bizim durumumuz Allah'a şükür gayet güzel. 10 gol atıp 3 gol yemişiz 4 karşılaşmada. 7 gol avarajımız var. 12 puanımız var. 5 puanlık bir fark var en yakın rakibimize karşı. Bir sonraki maçta berabere kalsak bile gruptan çıkıyoruz. Ama zaten son maçımız Ajax'a karşı. Yani o maçta bile berabere kalsak bize yetiyor. Biz yolun %99'unu tamamladık, grup adına konuşuyorum. 13 maçta 12 gol 11 asistle yolumuza devam ediyoruz. Ve bir sonraki karşılaşmamız Gaziantep'e karşı. 10. ayın en iyi oyuncusu seçiliyoruz. Bu da bir başarıdır. Başarılarımıza başarı ekliyoruz. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz.